Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, ne oldu yüzüne? Trafikte manyağın birine denk geldim. İnanmıyorum. Adamla kavga mı ettin? Durduk yerde arıza çıkardı adamlar. Ne yapayım? Yani şöyle bir sakin durayım, karışmayayım demek yok zaten, değil mi? Ya anlamadan, dinlemeden hemen böyle... Melis nerede? Arkadaşlarıyla çıktı. Hangi arkadaşlarıyla? Ne bileyim, kızlarla dolaşacaklarmış biraz. Dilan'la bir şey. Ama hatırlamıyorum işte. Üniversiteye giremediği zaman da bol bol dolaşır zaten. Ay, neyse, elini yüzünü yıka da bir. Yemek hazır zaten. Alacağım. Ne oldu? Ne isteyeceksin? Yok canım, bir şey istemeyeceğim. Yani şöyle bir baş başa oturalım. Beraber bir kahve içelim dedim. Hı, içelim. Ya ne diyeceğim? Bu hafta Sevim Hanım'dan ben bir randevu alacağım. İşte ben altından ne çıkacağını biliyorum zaten yani. Ya bir dinle ilk önce. Bir dinle. Dinlemeden söyleyeyim. Olmaz o iş. Unut. Neden olmaz? Yani pardon ama neden olmaz? E sen biliyorsun neden olmayacağını. Ya ne iş olduğunu bile söylemedim daha. Bilmiyorsun. Bilmediğim bir iş yapacaksın Tülin. Ben arkadaşlarına ne konuştuğunu bilmiyor muyum? Sevim Hanım da sizi finanse edecek. Yalan mı? Ya iyi de ona girme buna girme. Başrol bekliyorum diye daha düne kadar sen kızıyordun bana. Sen bana film çekeceğim, dizi çekeceğim falan diye gelmiyorsun ki. Sen ben oyunculuktan sıkıldım, pasta işine gireceğim diye geliyorsun. Ne pastası be? Biz tekstil işine gireceğiz. Ya misal veriyorum, misal. Ha bak, pastaneye kendi imkanlarını açacaksan, sayar onu da kullanmayacaksan... tamam o zaman. Ya Allah aşkına pasta deyip durma ya, sinirlerim bozuluyor. Olmaz, çok net. Unut. Ya neden olmuyormuş? Ya bunu bana bir anlatabilir misin? Bir şey söyleyeceğim sana. Sen bu okulda öğretmen olarak çalışıyorsun. Melis orada okuyor. Sen yıllardır bu insanlarla beraber iş yapıyorsun. Biz beraber iş yapmıyoruz. Biz beraber iş yapmıyoruz. Ben o okulda öğretmen olarak çalışıyorum. Karşılığında para alıyorum. Seni duyanla biz iş ortağıyız falan zannedecek. İnanamıyorum ya. Zaten destek olsaydın şaşardım biliyor musun? Bir kere de sen aklı başında bir fikirle gelsen ben çok şaşacağım zaten. Peki. Afiyet olsun sana. Baştan söyleyeyim. Sakın beni karıştırma. Kerem'le aram iyi değil zaten. Ne demek o şimdi? Ne demekse o demek. Merhaba. Sevim Hanım'la randevum vardı ama biraz erken geldim galiba. Hoş geldiniz Sünnet Hanım. Biraz bekleteceğim sizi. Sevim Hanım acil bir işi çıktı. Hemen gelecek efendim. Tamam, ben beklerim. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Bu arada size ailecek çok severek izliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, gayet iyiyim. Cihan ve Zeynep kızımız bugün bizi çok mutlu etti. Buyurun içeri geçelim. Tamam. Ben de kendi markamı yaratmış olacağım. Hem Sayarlar için hem de benim için iyi bir PR çalışması olacağını düşünüyorum. Uzun yıllar sürecek bir işbirliğine de bu şekilde girmemiz mümkün olacak. Tabii bilmiyorum siz ne dersiniz? Gerçekten iyi hazırlanmışsınız Tülin Hanım. Anladığım kadarıyla bir kariyer değişikliği düşünüyorsunuz. Yani değişiklik demeyelim ama yumuşak bir geçiş yapmaya çalışıyorum sanırım. Sevdim. Gerçekten sevdim. Bundan sonra şöyle yapıyoruz. Turizm şirketimizin genel müdürü Cem Bey'le bağlantıya geçiriyorum sizi. Kendi düşüncelerimi de aktarıyorum ona. Ayrıntıları siz kendisiyle görüşürsünüz. Şunu da söyleyeyim.
Şirket kuralları gereği bu tip çalışmalarda hep konkur açarız. Bu hiç sorun değil. Sizin beğenmiş olmanız şu an bizim için yeterli. O zaman ben daha fazla zamanınızı almayayım. Müsaadenizi istedim. Müsaade sizin. Tekrar teşekkür ederim. İyi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.